Zamanı geri döndüremezsiniz. Ama zamanınızın geri kalanına sahip çıkabilirsiniz. Nefesim tıkanıyor. 118 kilodan 70 kiloya düştüm. Aynada bakıyorum kendime, halim belli. Kanser olduğum belli. Zaman insan için ezeli bir düşman. Bugün ölümlü yaşamın varisi, yaklaşık 7 milyar insan böyle düşünüyor. Ve maalesef haklılar. Buradan kaçış yok. Çünkü insan hayatı, ölümü her an deneyimlemek üzere yaşıyor. Peki bu denli sıradan ve yaratılışın olağanıysa, ölüm bizi neden bu kadar korkutuyor? Çünkü bizi orada neyin beklediğini kimse bilmiyor, ondan korkuyor. Yaşam oldukça ilahi. Ama bir o kadar dünyevi. Bu son bulucu anlamına geliyor. Yani bu gerçek inkar edilemez hale geldiğinde insanın onu kabul etmesi gerekiyor. Bu bir çaresizlik hali. Çünkü insanı savunmasız bırakıyor. Çünkü ölüm tüm sabrıyla doğru anı bekliyor. Peki eşikte bir bekleyişte neler yaşanıyor? İnsan beyni ölümü nasıl algılıyor? Yani o hastalık anında en önemli olay kendinden çok kalacakları düşünüyor. Yani o iki yavru daha yeni ya, onlar ne olur düşünüyorsun. Yani ben de öyle zuhur etti. Burada bu sorunun yanıtını arayacak, hayata kaybetmenin eşiğinden bakacağız. Ali Kemal Aksu hayatın kıyısındaki pek çok yaşamdan biri. Ama o bunun üstesinden gelmeyi başarıyor. Hayatını 6 ay tanıyan kanseri o 15 yıldır atlatıyor. Onun yaşadıkları hepimizin başına gelebilecek türden. Çünkü hepimiz bu olasılığın parçasıyız. Ölümün öngörülemezliği onu kavranamaz kılıyor. Çünkü hiçbir yaşam tecrübesi bize onun hakkında gerçek bir yorum sağlayamıyor. Hayatlarımız son bulmak için uygun anı bekliyor. Sinsi ya da cömert, ölüm hep beklenmedik oluyor. Peki yaklaşık bir ölüm deneyimi nasıl gelişiyor? İnsan bu süreçte neler yaşıyor? İlk hastalığı teşhis ederken kendi kendimize önce hep gribim. Öksürürken ve böyle namaz kılarken akciğerde bir sancı hissediyordum secdeye vardığımda. Şimdi namaz kılmanın faydasını zaten ben orada gördüm. Her secdeye varış sırtımda, ciğerlerimde korkunç bir sancı. Plevraya doğru vuran, akciğerin çeperlerine doğru vuran, sırtıma, göğüs kafesime aşırı bir baskı, nefes alma güçlüğü. Bu arada öksürük. Ve biz tabii kendimizi grip olarak görüyoruz. Bizim daire çalışanlarından birisi dedi ki, ya abi dedi, Ali Kemal abi dedi, sen dedi bak dedi, sen ağır hastasın, gripim diye durup durma, şunu bir hastaneye git dedi. Hastaneye gittik, ya ağır zatürresin dedi Emin Tekeli Hoca. İbn-i Sina, yani Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin İntaniye Anabilim Dalı Başkanı. Ondan sonra başladık zatürre tedavisine. Bir ay oldu, geçmiyor. İki ay oldu, her türlü antibiyotik deniyorlar, geçmiyor. Hocam, niye bu böyle oluyor dedik. Sonra verem aramaya başladılar. Adam kendisinin zatürreden öldüğünü zanneder. Ama zatürreden kimse ölmez. Altında %65-70 kanser vardır. Zatürre kanserin tabii neticesidir. Tabii evliliğin 4. 5. yılındasın. Kendini ölüme çok yakın hissediyorsun. Çocukların biri daha 0 yaşında, yeni doğmuş ve tortikolisi vardı. Boyunda bir doğumdan oluşan bir arıza, yani
boyun kaslarındaki ve boyun sinirlerindeki sıkışma olayı. Hepsi bir arada. Zaten sıkıntıdayız. O zaman oğlum daha 6 aylık falandı. Ya Rabbi, eğer bu çocuklara ben öldüğümde iyi bakılacaksa ben senin yanına gelmekten çekinmiyorum. Ben zaten hakikaten hiç bugüne kadar ölümden korkmuş bir adam değilim. Çünkü Allah'ın alacağı bir can, kulunun alacağı bir can felsefesine inanırım. İnsan bir kere ölür, Allah'a el açıp ya Rabbi demeyeyim bana 12-15 yıl daha ömür ver de çocukları büyüteyim ondan sonra geleyim. Şimdi ben hastalığın yaklaşık işte 13-14. yılındayım herhalde. Bugün de şükürler olsun. Hayatlarımız ölümlere şahitlik ederek geçiyor. Ve şüphesiz bu deneyim kendimiz hakkında bize bir şey söylüyor. Ne var ki hiçbir yaşam kendi ölümünü hayal edebilecek kapasiteye ulaşamıyor. Çünkü gerçek ve mümkün olan her şeyin sınırlarını zorluyoruz. Çünkü ölümü unutarak yaşama cesareti buluyoruz. Bu kaçınılmaz. Yaşamı paylaştığımız tüm canlı türleri kadar buna zorunluyuz. Yine de hayatta kalmak temel şart. Peki nereye kadar? Gerçek şu ki, gerçek anlamda hiçbirimiz yaşamda dikiş tutturamayacağız. Çünkü hiçbirimiz yakamızı kurtaramayacağız. Ve belki sıra bize geldiğinde acı bir dokunuştan ölümle kurtulacağız. Zor nefes aldığınız, zor yürüdüğünüz, hatta araba kullanırken, şimdi debriyajı ayağınıza attığınızda ayağınızın burasından sancı başlıyor, saçının teli sancıyor adam. Allah o kanser sancısını kimseye vermesin. 47 yaşında öleceği kimin aklına? En ufak bir şeye sinirleniyorsunuz. Karınız da olsa bağırıyorsunuz, kardeşiniz de olsa bağırıyorsunuz. Şimdi siz orada zaten öleceğim diye düşünüyorsunuz. En ufak şeyler sizi sinirlendiriyor. En ufak şeyler. Niye? Belki de bilemiyorum ama işte yaşadık. Sinirleniyorsun en ufak şeye. Çünkü niye? O canınla cebelleşiyorsun. Nefes çok zor alıyorsun. Kalbin gece böyle öyle şey uyanıyorsun ki böyle yüreğin ağzına gelerek. Yani o hal çok zor bir hal. O sancıyı çekmek kolay değil. 3 dakika nefessiz kaldım. Dağılıyorlar. Ama morarmaya başladım. Fakat o arada gene senin beynin dilini de söyleyemiyor. Çünkü nefes yok. Konuşacak halin yok. Ama beynin eyvah diyorsun ya bu sefer tamam gidiyoruz. La ilahe hemen eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü en la Muhammeden Resulallah. Ha öyle diyerek ölmeyi nasip etsin. Gerisi hikaye. Çünkü son nefes önemli. Son nefes çok önemli. Allah nasip ettice. Ama ondan sonra da aklıma ne geldi biliyor musun? Ya yoksa ben bir daha kelime-i şehadet getirmeden mi öleceğim diye bir korktum ki. Korkudu oluyor insan. Emin ol öyle de korkuyorsun ha. Allah'ın ismini anarak göçmek en güzel iş. Gerisi hikaye. Ben şey düşünmedim yani kendimle ilgili şu hatayı yaptım diye bir şey düşünmedim çünkü büyük bir hata. Allah affetsin tabii herkesin ufak tefek günahı olur ama çok büyük sayılabilecek bir hatam olduğunu hiç düşünmüyorum. Bugün de düşünmüyorum yani ama insan günahsız olur mu? Ölümlüyüz çünkü kontrolün bizde olmadığını görmemiz gerekiyor. Bu bir kusurluluk halinden çok insan için bir fırsat. Çünkü ölüm bize hayatı kavrama şansı tanıyor. Ölüm bize hayatına sahip çık diyor. Ali Kemal Aksu'nun yaşadığı herkes gibi sınırda bir hayat. Ne var ki o bu iktidar savaşında ölüme üstünlük tanıyor. Ölüme kusursuz bir kayıtsızlıkla yaklaşıyor. Çünkü o şahit olacağı son şeyin kendi ölümü olacağını biliyor. Kanser hastalığı kolay bir hastalık değil başına gelen için. Çok zor bir hastalık. 6 ay ömür bitmiş gibi bir halleri vardı. Şu ömür kaç yıl geçecekse, 70 yıl, 80 yıl, 100 yıl nedir ki ya? Allah'ın o vaat ettiği, ahirette vaat ettiği sonsuz hayata göre
Hayatla ölümü karşılaştırdığımızda kesinlikle ölüm daha üstün. Çünkü Hazreti Mevlana Şeb-i Aruz ilan etmiş ölüm. Hazreti Allah diyor ki, benim kapıma geldiğinizde yerinizin cennet olacağı açıktır. Ama yanlış yaparsanız cehennemde var ha. Yani öyle hepten de benden bak kokmamazlık etmeyin. Gazabım da var, mükafatım da var. Öyle olunca cehenneme gideceksen elbette zor iş. Ama sen mümkün olduğu kadar, elinden geldiği kadar ölümden niye korkulsun ki? Yani ben biraz da zaten o yüzden korkmazdım ölümden. Her şey Allah'ın lütfu. Ölüm de Allah'ın lütfu. Onun gene bir bildiği vardır ki seni öldürür. Niye? Belki bu çocuklar daha iyi yetişsin diye. Artık bunların akılları yetiyor. Yani bunlara da artık tamam, bu geldi 12 yaşına. Öteki de 17. Bunlar artık kendini kurtarabilecek yaştılar. İşte insana hayat veriyor ki sen başkasına biraz daha yardımcı ol diye. Çünkü sen gittiğin zaman belki o yardımı alamayacak adam. Rabbim hem dünyada hem ahirette şey güzelliği versin. Yani ne kimseye zararlı olma, ne ki herkese faydalı olma güzelliği versin. Hem bak hem dünyada hem ahirette. Çünkü ahiret hayatını da bilmiyor. Günde 5 defa siz Allah'a söz veriyorsunuz. Yani beni doğru yoldan ayırma, kimseye kötülük yaptırma, işte hırsızlık yaptırma, şunun bunun ırzında namusunda olma, kötü yola gitme. Öyle olduğu zaman niye problem çıksın ki insanlar arasında? Yani insan Kur'an'ı eğer kendi hayatına adapte edebilir, Kur'an'ın emrettiği şekilde yaşarsa insanlar arasında niye problem olsun ki? Ölümden korkmadım, ondan kurtuluş yok. Önemli olan onun huzuruna vardığında sen, ben ya Rabbi senin için neyi yanlış yaptım dememek için elimizden geldiği kadar doğru yapmaya çalıştık. İşte kimsenin malında gözümüz olmadı, ırzında gözümüz olmadı. İnsanlık görevimiz bu, aldığımız terbiye bu, Allah'ın bize emrettiği bu. Yaşarken sonsuzuz. Ama bu uzun sürmeyecek. Ve ne yazık ki gerçekle yüzleşmek beklenenden daha kısa sürecek. Görmemiz gereken gözümüzün önünde duruyor. Sadece ona daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Peki, yaşamı fark etmek için gerçekten ölüme yakın bir deneyim mi yaşamak gerekiyor? Hayatın saygısını kazanmak için ne yapmalıyız? Yoksa ölümsüz yaşamaya başladığımız gün bunu da kaybetmiş olabilir miyiz?